Oyna ya Bilal. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, Ehli Sünnet ve'l Cemaat itikadındaki bir Müslüman, bu yolun büyüklerini tanıyan, seven, onların yolunda olan bir Müslüman, dünyanın en nasipli, en şerefli, en zengin insanıdır. Çünkü bunlar gibi binlerce engel arasında Peygamber Efendimize ulaştıran, ona kavuşturan yolu bulmuştur. Bu insan Bilal-i Habeşi gibi oynasa yeridir. Bir gün mescitte Bilal-i Habeşi Hazretleri oynuyordu. Hazreti Ömer, "Ya Bilal, burası mescit. Ne yapıyorsun? Burada oynanır mı?" dedi. Bilal-i Habeşi Hazretleri Resulullah'ı göstererek, "Buranın sahibi var. Sen çık aradan." dedi. Hazreti Ömer taaccüp edip, "Ya Resulallah, Bilal mescidin içinde oynuyor." dedi. Peygamber Efendimiz onu çağırarak, "Ya Bilal, bu ne hal?" niye oynuyorsun diye sordular. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah dedi. Bu benim Allahü Teala'ya özel teşekkürüm. Allahü Teala her şeyi senin için yarattı. Sana her şeyi verdi. Sadece bir şeyi vermedi. İşte bu sebepten sevincimden oynuyorum dedi. Peygamber Efendimiz tebessüm buyurup o sebep nedir ki ya Bilal? Seni sevinçten oynatıyor diye sordular anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Cenab-ı Hak sana hidayet verme yetkisi vermedi. Kalbe iman bahşetmeyi sana bıraksaydı, sen önce yakınlarını, bildiklerini, tanıdıklarını hidayete erdirirdin. Bu garip Bilal, ta Habeşistan'da nasıl Müslüman olurdu? Onun için oynuyorum dedi. Peygamber Efendimiz yine tebessüm edip, oyna ya Bilal buyurdular. Resulullah'a kavuşmak, Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak demektir. Allahü Teala, "Ey Habibim, seni seven beni sever, sana kavuşan bana kavuşur." buyuruyor. Allahü Teala kendisine kavuşturacak, cennete girilecek her kapıyı kapatmış, sadece tek kapıyı açık bırakmıştır. Bu tek kapı Resulullah'ın mübarek kalbidir. Peygamberler dahil herkes bu kapıdan geçmedikçe Allahü Teala'ya kavuşamaz. Müslüman olarak dünya ve ahiret saadetine kavuşmak için çok engel var. 1. İlki içimizdedir. O da nefsimizdir. Allahü Teala "Nefs bana karşı dikilmiş bir düşmandır." buyuruyor. Nefsten kurtulmak için onu tanımak bilmek lazımdır. Nefsini bilen Rabbini bilir. Nefsi bilmeden kurtulmak mümkün olmaz. Nefsi bilmek için İslam ahlakı kitabını okumalıdır. 2. Şeytandır. Şeytan, kibri yüzünden cennetten kovulmuştur. 3. Bu ikisinden daha tehlikeli, daha kötüdür, o da kötü arkadaştır. Uygun olmayan kitap, dergi, gazete, radyo, televizyon, hepsi kötü arkadaştır. 4. Kötü din adamlarıdır. Bunlar Allahü Teala'ya giden yolu kesen eşkıyalara benzetilmiştir. Bir de nakıslar var. Nakıstan kamil çıkmaz. Eksik olandan tam meydana gelmez. Abdest yok, namaz yok. Cilt cilt kitap veya tefsir yazıyorlar. İşte binlerce, yüz binlerce böyle nakıs eşkıya var. Göz insanı yanıltır. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, Göz çok iyi olduğu gibi çok da yanıltıcıdır. Birçok insanın Müslüman olamamasının sebebi gözdür. Gözüne inanan mübarek bir zatın kıyafetine, mesleğine bakarak yanılır. Onu dinlemez ve faydalanamaz. Baştaki göze değil, kalpteki göze tabi olmak lazımdır. Kalpteki göz doğruyu yanlışı ayırır, kimin sevilip kimin sevilmeyeceğini bilir. Hakkı hak, batılı batıl bilir hiç kimsenin mesleğine veya kıyafetine bakarak karar verilmez. İşin kaynağına bakılır. Naklettiği bilgiyi nereden aldığına bakılır. Büyük evliya zatların görünüşüne bakan kör olur. Eğer mübarek bir zat diye bakarsa kalp gözü açılır. Allahü Teala bir kuruna ehli sünnet itikadını vermişse, ona sevgili bir kurunu tanıtmışsa bu baştaki gözle olmaz. Kalp gözüyle olur. Böyleyse kalp gözü açılmıştır kalp gözü hakkı batıldan ayırmak içindir. En zor iş hakkı batıldan ayırmaktır. Resulullah ümmetine öğretmek için ya Rabbi bana hakkı hak, batılı batıl göster diye dua etmiştir. Evliyanın zahiri yani görünüşü cahil için zehirdir. Cahil batından haberi olmadığı için zahire bakar. Evliyaya akılla, gözle, kulakla giden helak olur. Müşrikler de böyle yapmışlardı. Ebu Cehil, Muhammed aleyhisselama Ebu Talib'in yetimi gözüyle baktı, kafirlikte kaldı. Ebu Bekri Sıddık, alemlerin Rabbinin Habibi gözüyle baktı. Ona her şeyini feda etti, her sözüne, o söylüyorsa doğrudur diyerek tam inandı, Sıddık oldu. Peygamberlerden sonra insanların en üstünü oldu. İki talebe medreseyi bitirdikten sonra kalp ilimlerini de öğrenmek için bir mürşidi kamil bulmaya karar verirler. Yola çıkıp diyar diyar dolaşırlar. Bir gün bir yere gelirler. Esmer bir zatın çıplak ayakla dikenler üzerinde yürüdüğünü görünce ona "Biz bir mürşidi kamil arıyoruz. Buralarda var mıdır?" diye sorarlar. O zat "Hayırlı olsun. Etrafı koklayayım, nerede varsa söylerim." diye cevap verir. Doğuya döner, koklar. Batıya döner, koklar. Güneye döner, koklar. Sonunda evlatlarım maalesef yok. Sizi irşad edecek kendimden başkasını bulamadım der. İki arkadaş bu esmer adama şaşırır. Sırtında çalı çırpı olan bu adama mı tabi olacağız derler. Az duraklamadan sonra ikisi de tamam kabul ettik derler ama biri içinden yani samimi olarak peki der, diğeri usulen peki der. Dergaha gelirler. İçinden peki diyen, kısa zamanda inanılmaz derecede bir terakkiye varır. Öteki de yerinde sayar. Bir gün arkadaşına der ki, ''Ya kardeşim ne oldu? Sen çok ilerledin, ben olduğum yerde sayıyorum.'' Arkadaşı da, içini temizle. Ben içimden teslim oldum, sen de öyle yap, her şey kalben peki demene bağlı.'' der. O da tövbe istiğfar eder. İlk sohbette arkadaşından on kat daha fazla ilerler. Bu esmer zat, zengi, ata hazretleriydi.